izin ver. Oraya tohum işini ben yapayım. Ali, olmaz dedim. Kendi girmedim riske seni sokmam. Risk misk yok baba, güven bana. Bırak Bora ile ortak olayım. Bir şans ver bana. Seni mahcup etmem. Kapıyı çaldığını duymadık. Ha, çalmadım çünkü. Konuşmamız lazım baş başa. Senin havan kime lan? Konuşmamız lazım, acil. Ali'nin yanında konuşabilirsin. Ali benim oğlum değil, senin oğlun. Ben sadece seninle konuşurum. Seni gebertirim lan. Ali! Kimin yanında olduğunu unutma. Nasıl konuştuğumu duymuyor musun baba? Tamam dedim Ali. Hadi oğlum. Bu hadsizliğini unutacağım, bir şey söyle bana. Bora babasını öldürdüğümüzü biliyor. Dila'nın önüne atmaya çalışıyor bizi. Şeref Dağıstan'ın savcılık dosyasını getirdim. İyi misiniz? Dilan. Kuzgun Cebeci'nin Şeref Dağıstan'ın öldüğü güne ait telefon sinyal kayıtlarını istiyorum. Biraz zaman alabilir. Hemen istiyorum Selçuk. Ne yap et, en hızlı şekilde ulaş. Peki. Bu Bora seni neye mecbur etmeye çalışıyor? Senden istediği ne? Benimle tohum kaçakçılığı yapmak istiyor. Ama önce icazet alması gerek. Kimden? Behram adı var diye biri var. Hepimizin başındaki kişi. Biz nasıl anlayacağız alıp almadığını? Bir terzi var. Derviş, cevheri. İcazet çıkarsa haberi ilk ona gider. O da bir takım elbise dikerse iş tamam demektir. Terzi Derviş ha? Madem bu Bora istemediğin halde seni bu tohum işine zorluyor. Beni kullan. Aç bir tane paravan şirket, koy beni başına. Senin yerine ben ortak olayım Bora'yla. Ya başaramazsan? Ben aklını alırım onu. Sen merak etme. Bütün risk benim. Mevzunun altından kalkarsam seninle yeniden masaya otururuz. Elime yüzüme bulaştırırsam benim kellem gider zaten. Seni ırgalayan bir durum yok yani. Sen teklifimi bir düşün. Ben kellemi masaya koymaya hazırım. Kullan beni. Peki ya Dila? Dila'yı nasıl durduracaksın? Bora şeref meselesini çözmeyi kafaya koyduysa Dila'ya buldurur. Bugün olmadı yarın. Farkındayım. Söz verdi gözümün önünde. aklınca beni Dila'ya hapse attıracak. Bu işin şakası yok. Ben kızımı iyi tanırım. Seni yakalarsa hapse gönderir. O zaman nasıl sıyıracaksın? Sen bunları düşünme. Çünkü biz, bak biz diyorum, dikkat et. Senle ben. Bu dar boğazdan çıkacağız. Ben çıkaracağım. Sen önümdeki çapakları temizle. Geri kalan her şeyi ben hallederim. Paket program, Dila da dahil. Ben buraya cezaevine girmeye dönmedim. Hadi eyvallah. Kuzgun Cebeci'nin olay saatine ait telefon sinyal kayıtları. Olay yerindeymiş. Ne zaman gerekiyor bunlar? Sen ne zamana dikebilirsin? Vallahi 3-4 günden önce olmaz. Çok uzun. Siz bana hemen lazımsınız. Ne oluyor? Ne demek bu? Kimsin? Bora Dağıstan. Şeref Dağıstan'ın oğlu. Oğlunuz Kuzgun. Babamı öldürdü Meryem Cebeci. Ben de teraziyi dengelemek istedim. Babama karşılık siz. Yalvarırım. Ne olur bırakın. Eşkıya Meryem mısınız Hanım, siz be? Boşa çırpılmayın. Tavsiye yapma. Etmem. Bırak. Meryem Hanım lütfen. Bırak. Sakin kalmazsanız ikimiz de üzülürüz. Bırakın. Yapma. Uyardım ama değil mi? Ne ara peşinde olduğumu anladın sen? Senin gittiğin yoldan döneli 30 sene olmuştur. Bana dur de. Dur. Hayırdır? Bu Behram adı var kim? Niye merak ediyorsun? Şimdi bu vatandaşın birine icazet verip vermediği, sen o kişiye takım elbise dikersen belli oluyormuş. Doğru muyum? Doğrusun. Ya ben İstanbul'a geldim. Adım atar atmaz beni buldun babamın mezarında. Kim olduğumu hemen anladın. Bir kere bana kimliğimi verdin yani. Babamın oğlu Kuzgun olmamı sağladın sen benim. Ben de sana inandım. Sözüne güvendim. Neden? Babamdan mirasın çünkü bana. Bir kere onun sözünü saklamışsın ya 20 sene. Ya benden anam vazgeçmiş, sen vazgeçmemişsin. Ben senin sözünü babamın sözü bildim. Yanlış mı yapmışım? Kim bilir? Şimdi söyle bana dervişim. Bora Dağıstanlı'ya o takımı dikecek misin? Neden soruyorsun? Rıfat'a gizli ortaklık teklif ettim. Buna dedim ki bir tane paravan şirket kur, beni de başına geçir. Eğer bu Bora icazet alırsa, Rıfat'ın adamı olarak benimle ortaklık yapacak, tohum işinde. Yani ben Rıfat'la Bora arasında köprü olacağım. O zaman isteseler de beni yıkamazlar. İkisi de ayrı ayrı bana mecbur kalacak. Anlıyor musun? O yüzden söyle dervişim. O takımı dikecek misin? Bana kendini anlatsana biraz. Neler yaptın? Nerelerdeydin? Çok anlatılacak bir şey yok aslında. Uzun yıllar Londra'da yaşadım. Bir 6 ay önce kadar da İstanbul'a döndüm. Ben de. 7 yaşımda gönderildim oraya. Babam güvende olmam gerektiğini düşünüyordu. Gerçekten mi? Evet. Üniversite bitene kadar oradaydım. Ne kadar şanssızmışım. Senden bir haber yaşamışım orada. Değil mi? Hiç denk gelmememiz enteresanmış. Sende insana iyi gelen bir şey var. İyileştir ha. Bunu söylediğine pişman edebilirim. Seni dikkat et. Şikayet etmem. Bu yüzden mi avukat oldun? İyileştirmek geliyor içinden ama havasını atmayı değil de denize atmayı seviyorsun. Bunun içinde en mükemmel meslek galiba doktorluktan sonra avukatlık. Bilmem. Olabilir. Yani iyileştirmek de vardır muhakkak da daha çok adaletle ilgili karmaşayı sevmiyorum diyelim. Nereden peki? Sende ne zaman başladı bu adalet arayışı? Çocukluktan. Çocukluktan beri takım bu mevzuya. Şimdi sana daha çok güveniyorum. Ek bilgiyle dosyamı güncelledin yani. Çocukluğundan beri adaletle ilgili. Adaletsizlik desek daha doğru olur galiba. Susmayı seçmem. Senin tarihin. Gerçekten abartıyorsun. Gerçekler ne kadar vurgulanırsa o kadar güçlenir, değil mi? Gerçekler saklanır, herkes saklayabilir. Ama senin gibi bir kadın gerçekler içinde saklayamaz. Çocukluğu müsaade etmez. O yüzden eminim. Senin adalet terazin benim pusulam olacak. Hadi anlat artık. Anladık tamam, sıradan bir terzi değilsin, o cepte. Böyle matruşka misali senden daha neler çıkacak Dervişim. Harbi harbi soruyorum bak, kaytarmadan. Din misin, cin misin? Bildiğin kadarım. Tamam. Daha basit sorular sorayım. Kimin kimsen yok mu? Yok. Ailen falan? Hiç evlenmedin mi mesela? Bir kere. Sonra ayrıldık. Ne bileyim, çoluk çocuk. Bir oğlum vardı. 18 yaşında. Doğum gününde kaybettik. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kötü haber mi? Yok, değil. Bora Dila'yı kafalıyor. Bu seni niye rahatsız etti? Yo, ne alakası var? Nereden çıkarttın? Çıkarma toplamadan anlamam. Yüzünden okuduğumu söylüyorum. Senin gözler bozulmuş ha, ben sana söyleyeyim. Bulanık okuyor. Kendine kötülük etmek istemiyorsan önce inkardan vazgeç. Oo, Dervişim ne yaptın ya? Bu kızla tutsak kalmak istiyorsan öyle devam et. Sen şimdi neyi deşiyorsun ki durup dururken? Anlamadım ben. Akça Kuzgun. Sen üvez ağacını bilir misin? Yok. Çok ilginç bir ağaçtır. Zorlu koşullarda, kirli havada bile yetişir. Akça ağaç yapraklı olanları da olur. Ufak tefek görünür ama çok güçlüdür. Kökü bayağı derinde olur. Hadi bakalım, baharat yolunu bitirdik, ziraat dersine mi başladık? Sen benim toprağımda üvez ağacı yok diyorsun, ben var diyorum. Önce kabullen. Sonrası iki yolum var. Ya topla, tüfekle o köklerden kurtulursun, ya teslim olursun. Sonrası gene iki yol. Aşka teslim olursan bu savaşı kaybedersin. Sen beni değil, ben seni gömerim. Dila'dan kurtulursan bir şansın var. Hayatta da kalırsın, en tepeye giden yolu da yürürsün. Şimdi söyle bakalım çocuk. Sen bu Dila'yı seviyor musun, sevmiyor musun? Dila benim o evdeki kalem. O kadar. Ha illa diyorsan ki soruma cevap ver. Şöyle söyleyeyim. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Hadi eyvallah. Patikada bekleyen adamlar gözünü dört açsın. Kuzgun Cebeci o yola girdiği anda haberimiz olsun. Hayırdır? Neyi buraya seçtin konuşmak için? Operasyon mu var? Kimi kurtarıyoruz? Kurtarmak için artık çok geç. Öyle mi dersin? Öyle. Artık öyle bir noktadayız ki kurtuluş diye bir şey yok. Birimiz kurtulsa diğeri kaybolur. Öyle diyorsan öyledir. İnanırım. Benim karne Dila'dan hep kırık. Bugün yüzün hep gözümün önündeydi. E koydun postayı restoranda, sonra vicdan yaptın tabii. Buraya gelmeden önce dışarıdaydım. Bir an seni gördüğüme o kadar eminim ki. İnanmıyorsun değil mi? En çok oradan vurdular be. İnanacak bir şey bırakmadılar. E haliyle yama tutmuyor sonra. Keşke seni bulabilseydim Kuzgun. Yıllar önce keşke bulabilseydim. Bulmak için önce aramak gerekir sanki ha? Gerçekten aramadığımı mı sanıyorsun? Aradın mı? Kuzgun'u gördünüz mü? Geçen yıl kayboldu. Hala eve geri dönmedi. Siz gördünüz mü? Görmedik biz Kuzgun falan. Al. Bunları da alın. Kuzgun'u görürseniz Dila seni bekliyor deyin, tamam mı? Çok aradım ki. Önce çocukça, sonra var gücümle. Gel gör ki bu zamana kadar ben hep Kuzgun Cebeci'yi aradım. Meğer sen çoktan akça görgün olmuşsun. Farklı bir kimliğin varmış. Ben bunu bilseydim. Ah ben bunu bilseydim. Bilemezdin, suçlama kendini. Ama suçluyum Kuzgun. Bu yaranın suçlusu benim. Bu elim. Sendeki bu karanlığın suçlusu benim. Sana dair her şeyde benim parmak izim var. Bunu bil. Bak bakayım bana. Öğrendin, değil mi? Öğrendin. Bu garson çocuğu konuşturdun. Artık ne aldıysan oradan yürüdün, beni buldun. O yüzden bu haldesin. Doğru muyum? Yapmadım de. Yalan söyle Kuzgun. Bin kere de bilsem yalan olduğunu inanırım, ne olur. Onları ben vurmadım de, bildiklerinin, gördüklerinin bir açıklaması vardı, ne olur. Ama yok. Gerçek değişmez. Seni hapse nasıl attırabilirim ben? Nasıl yaparım? Al. Cinayet silahı da bu. Sakın. Dila. Al şunu Dila, al. Onları ben vurdum. İntikam için mi? Babanı kurtarmak için. Ben vurmasaydım onları, onlar önce babanı sonra beni öldürecekti. Delil de gerçek de elinde. Artık ne istiyorsan yap. Adaletse adalet. Boynum sana kıldan ince. Kes at istersen, gıkım çıkmaz. Senden gelen her şeye razıyım ben. Hanımefendi. Şeref'le buluşacağınız restoranın kamera kayıtları var bunda. Kuzgun'un telefonunun sinyal kaydı. Olay yerinde olduğunu kanıtlıyor. Bu silah. Kuzgun'un Şeref'le Ayhan'ı öldürdüğü silah. Bunlarla mı kurtardı hayatını? Kuzgun doğru mu söylüyor baba? Doğru. Peki... bu neyi değiştirecek? Kuzgun'u verebilecek misin? Vicdanın diyor. İçindeki ses nasıl bağırıyor? Adalet diye mi? Kuzgun diye mi? Ne yapacaksın Dila? Giydiremedim üstüne ve böyle geldi yine. Hala konuşmuyor mu sizinle? Cık, yok. Tek kelime bile etmiyor. Okulda da öyle. Neden böyle? Ne olur bunu çözün artık lütfen. Siz çocuk zihnini biliyorsunuz. Bir şey deyin, bir laf edin. Belli ki Dila çok kuvvetli bir suçluluk duygusu hissediyor. Bana söylemediği, anlatmadığı bir şey var. Yaptığı hareketlerin çevresindeki insanlara zarar vereceğini düşünüyor. O yüzden de en direkt yoldan onlara yardım edebilmek için kendisinden parçalar bırakıyor. Ayakkabısı, montu, giysisi, yemeği. Bakın Rıfat Bey, kızınız iyileşmek ve iyileştirmek istiyor. İçinde hissetmiş olduğu suçluluk duygusunun böyle azalacağını düşünüyor. Kötü bir şey yaptığını düşündüğü için tutunmaya çalışıyor. Size susuyor. Çünkü böyle hissetmesinde sizin de rolünüz olduğunu düşünüyor. En yakın arkadaşını bulmasına yardım edemediğiniz için de sizi suçluyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Ona nasıl yardım edebilirim? Dila'yı davranışları üzerinden anlamaya çalışın. Kafasındaki karışıklıklar bittiğinde konuşacaktır. Kendisi için doğru olanı er ya da geç bulacaktır. Dila sonunda kendi adaletini bulacak, her şeye ve herkese rağmen.